Evet değerli dostlar, bugün Eskişehir'de Eti Müzesi'ne geldik. Burası bir arkeolojik müze. Şu an müzenin bahçesine girdik. Müzenin bahçesinde çoğu müzede olduğu gibi eski Roma, Yunan döneminden kalma kalıntılar var. Bunların çoğunlukla belki mezar taşı, evet burada bir tane mezar taşı var. Akliyas'ın mezar taşı yazıyor. Vakitsiz ölen olduğu için bu mezar taşını dikmiş. Tabii ki burada Yunanca bir şeyler yazıyor. Muhtemelen Yunanca'ya da Roma olabilir. Tabii ki alfabe Yunan ama aynı zamanda buralar Yunanca kullandı. Şu an yine Helios ile başka bir şeyden bahsediyor. Evet. Şu an burası müzenin bahçesi. Yavaş yavaş içeri doğru hareket ediyoruz. Burası Adak Steli'ymiş. Artık ne adıyorlarsa, insan mı adıyorlar orasını bilemiyorum. Yine muhtemelen burası bir tapınağın yine mezar taşıymış bu da. Tapınak sandık ama bir mezar taşıymış. Gerçekten bazı mezar taşları devasa boyutlarda, yaklaşık 3 metreden daha fazla. Evet. Burada Gaius Tranikos'un mezar taşıymış. Kimse artık işte mezar taşında ne yazdığını bilmiyorum. Tabii her ne kadar antik Yunanca'yı, o dönemin dilini öğrenmeyi çok istesem de şu ana kadar bu arzumuzu gerçekleştiremedik. Yine burada yine mezar steliymiş. Kime ait olduğu yazmıyor. Marfia'nın mezar taşıymış. Yani burada devasa muazzam bir mezar taşı var. Eski Roma'ya da Yunan'a ilgim yazılarından kaynaklanıyor. Tabii ki devasa eserler bırakıldı. Bugün bile, hala bugünkü teknolojiyle bile bu eserleri bırakmak neredeyse imkansız. Ve hala belki de 2000 yıllık bir yazı ne güzel ayakta. Yine mezar taşı. Burada muhtemelen artık haç görmekteyiz. Bu haç da artık antik dönemin bitip, evet, Roma dönemindeymiş artık. 2. 3. dönem. Belki ilk Hristiyanlık dönemi mezar taşlarından olabilir. Yine burada başka bir mezar taşı. Tüm heybetiyle önümüzde. Bu Adak Steli'ymiş. Yıldırım çatması sonucu ölen Nedimos'un mezar taşıymış. Ve burada bir şiir yazıyormuş. Tabii Türk edebiyatı olmadığı için anlamıyoruz. Evet. Burada evet, her ne kadar Roma dönemi olsa da şimdi bu dönemi, eski döneme ait muhtemelen Müslümanların ilk dönem Anadolu ile buluşmasıyla gelen mezar taşları da bunlar. Yazdığı üzere Sanduka mezar taşları Selçuklu dönemi 12. yüzyıl. Yine burada zaten rahatlıkla anlaşılabileceği gibi Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallah yazıyor. Tabi sonrası devam ediyor ama sadece iki harf var. Burada aslanlar mevcut. Eski dönem meşhur eserlerden. Burada yine ana vatanı yabancıların hayırseverlerin mezar taşıymış. Hayırseverler demek ki o günlerde bu şekilde ödüllendiriliyor. Burada güzel bir mezar taşı var. Tabii ki aslında mezar taşı değil bu. Bu bir anıt mezar. Bir sandığa lahit mezar. Mirattan sonra 3. yüzyıla ait olduğu görülüyor. Yunanca bilen arkadaşlara duyurulur ya da Roma dilini bilen arkadaşlara.
Burası müzenin içerisi. İşte bu Latinlere ait. Çünkü burada artık Latince yazıyor. Kibele heykele. Milattan önce 2. yüzyıla ait. Müzenin bu bölümü daha çok Müslüman dönemine ait eserler var. İslam dönemi. Yine Selçuklu dönemine ait Sanduka mezar. Burada Roma dönemi milattan sonra 4. yüzyıla ait ilginç bir mezar var. Burada kapaklı bir mezar, küp biçiminde. Gerçekten çok ilginç. Demek ki buradan kaldırıp kapaklardan kişiyi içeri koydular. Yine eski döneme ait yine Sarkapagos. Aurelius Nestor'un lahidiymiş bu. Gerçekten muazzam bir lahit. O günün şartlarında yapıldığını düşündüğümüzde inanılır gibi değil. Yine burada Appe'nin mezar taşıymış. Hermes'in oğlu. Yine burada Hatip Es-Seyyid Mustafa Evet Efendi'nin mezarıymış. Mezar taşı daha doğrusu. Bu da adak siteli diyor. Tam olarak ne kurban ettiklerini bilemiyoruz.